Sayın Hocam. Ben Niyazi Acer, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Öncelikle Ali Cesur Hocama teşekkür ediyorum, beni davet etti. Sizinle böyle bir ortamı oluşturdu. Akademik bakış için güzel bir konu da seçti. Ben Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisans doktoramı yaptıktan sonra tıp fakültesinde Johns Hopkins Üniversitesi'nde post doktoral çalışmalar yapmak üzere, beyin üzerine araştırmalar yapmak üzere yaklaşık 1,5 yıl Amerika'da Johns Hopkins'te kaldım. Bu süre zarfında beyinle ilgili analizler, datalar nasıl analiz edilir bunları öğrendim. Ve bu konuda yaklaşık 50'ye yakın bir kursumuz oldu. İşte beyin hacmi, beyin içerisindeki yapıların ayrıştırılması, ondan sonra beynin fonksiyonel MR görüntülemesi, difüzyon tensör görüntülemesi gibi değişik farklı MR modaliteleri üzerine çalışmalarımız oldu. Birçok yayınımız var bu konuda ve katkı sağlamak isterim. Tabii ki sizlerden gelecek sorulara göre de bir yol çizebilirim. Şimdi tabii beyin denilince beyinle ilgili çok sayıda da konferans verdim, değişik üniversitelerde çağırdılar, sağ olsunlar. Beyin evrenin en karmaşık organı. Yani beyni çözersek evreni de çözmüş olacağız. Evet. Mikro evren diye tabir edebilirsiniz. Şimdi kafatası içerisinde, kafatası kemikleri içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığa sahip, jölemsi kıvamda, pembemsi renkte, içerisinde sinir hücrelerinin bulunduğu bir organ, oldukça kıymetli bir organ. Ben geçenlerde bir arkadaşımız söyledi, hocam dedi, beyin dedi, ne yapar, ne işe yarar? Dedim, karaciğer ne yapıyor? Safra üretiyor. İşte mide ne yapıyor? İçerisine giren gıdaların sindirilmesi, emilmesinde rol alıyor. Beyin de bizim düşünce üretmemiz, düşünmemiz, hayal kurmamız, sevinmemiz, üzülmemiz, ağlamamız, mutlu olmamız. Bunun dışında her şeyimiz, yani biz her şeyi beynimizde yapıyoruz ve tüm organların da üstünde. Bunu söyleyelim. Şimdi beyine girmeden önce şöyle kısa biraz sorularla başlayıp konuyu biraz daha derinleştirelim. Ve Ali Hocam da soruları olursa onlara da cevap veririz. Öncelikle öfkelendiğimizde, korktuğumuzda beynimizde neler olur? Beynimizin bir yeri çalışır. Ama neresi çalışır ondan bahsedeceğim. Bunun dışında kadın ve erkek beyni hep ihmal edilmiş. Kadın ve erkek beyni aynı mıdır, farklı mıdır? Bununla ilgili konuşacağım. Kadın ve erkek beyni tamamen farklıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda, daha önce gidersek, işte Fransız devriminde milyonlarca insan ölmüş ve bunların beyinleri incelendiğinde hep erkek beyinleri incelenmiş. Arkasında İkinci Dünya Savaşı'nda yine hakeza öyle. Hep kadın beyinleri ihmal edilmiş. Ve kadın beyinleri araştırmaya dahil edilmemiş. Ama son yıllarda anlaşıldı ki kadın beyni farklı, erkek beyni farklı çalışıyor. Çünkü olaylara verdikleri tepkiler farklı. Bir annelik içgüdüsü, sahiplenme, işte erkekte biraz daha harekete dayalı, biraz daha hareket odaklı bir, üç boyutlu, düşünme odaklı bir beynin çalışması karşımıza çıkacak. Ve sürekli söylerler erkekler, kadınlar, işte eşleri ya da kız arkadaşları bizi dinlemiyorlar diye. Aslında bu nereden kaynaklanıyor? Bununla ilgili yine konuşacağım. Bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Kokular oldukça önemli. Feromenler, kokusuz kokular. Yaklaşık 10 bin çeşit kokuyu aldığımız biliniyor. Bu bizi tabii hayatta bırakmak için. Tüm her şeyi görmemiz, koku almamız, işte kötü kokuyu alıp yemeyeceğiz ki kötü kokulu bir gıdayı zehirlenmeyelim. Her şey bizi korumak için aslında. Her şey bizi korumak için dizayn edilmiş.
Bunun dışında müzik dinlerken beynimizde neler olur? İşte müziğin beyne etkisi yıllardır bilinen bir şey. Ve beynimiz bize oyun oynar mı? En önemlisi de biz dünyayı nasıl algılıyoruz? Biz dünyanın yaklaşık %50'sini örüntüleri algılayıp %50'sini uyduruyoruz. Yani beynimiz uyduruyor. Aslında belki sizin gördüğünüz ile benim gördüğüm farklı şeyler. Çünkü farklı yerlere odaklanınca farklı yorumlara da neden oluyor. Bunlarla ilgili de eğer denk gelirse, oynarsa slaytlar içinde hareketli görüntüler var. Oradan da size birkaç örnek sunmak isterim. Ve güzel bir beyinle ilgili bir yolculuğa çıkmış olacağız. Evet. Ben böyle bir başlangıç yaptım. Evet hocam, yani beyine dair ne varsa hepsini koymuşsunuz. Çok da ilginç şeyler. Sabırla bekliyoruz hocam anlatacağınız kıymetli bilgileri. Buyurun Sayın Hocam. Evet. Şimdi yaklaşık 100 milyar sinir hücresi ihtiva ediyor beynimiz. 100 milyar. Bunun 10 katı glia hücresi, yani destek hücresi var. Düşünün ve her bir sinir hücresi binlerce diğer sinir hücreleriyle de bağlantı kuruyor. Yani şimdi hep bilgisayarın çalışmasıyla karşılaştırılır beynin çalışması. Bilgisayarla kıyaslanamayacak kadar. Çünkü bilgisayarda sıfır birli bir işlem, tek işlem yapar. Ama beyin bir anda binlerce bağlantıdan dolayı aynı anda birçok işlemi paralel devreler diye geçer bazı kitaplarda. Bu işlemleri kısa bir süre içerisinde yapabilir. Şimdi beynin kısımlarına bakacak olursak, beyin slaytlarda da şimdi geçecektir. Bir sonraki slaytta vardır. Üç katlı bir binaya benzetebiliriz beyni. Yani alt katta beyin sapı dediğimiz yer, yani solunum, dolaşım gibi fonksiyonların yönetildiği, yapıldığı yer. Onun bir üstünde işte limbik sistem dediğimiz, ara beyin dediğimiz kısım. Burası daha çok duygularımızla ilgili olan kısım. Ve sonraki slayta geçebilirsek çok uygun olacak. Bakalım. Evet. Ve en üstte de burada gördüğünüz etrafına bir mezro ile çevrelenmiş. En üstte de beynin korteks dediğimiz, işte bu kararları aldığımız, uyguladığımız yer. Şimdi bu korteks dediğimiz yerin de ön tarafta frontal ya da alın lobu diyelim. Biraz daha Türkçeleştireyim, evet, ben. Çünkü dilimiz alıştığı için hep sürekli Latince söylüyoruz ama hocam uyarabilirsin ya da araya girebilirsin, düzeltebilirsin. Alın lobu dediğimiz bizim karar verme, yani alın kemiğinin arkasındaki beynin kısmı yaklaşık %40'ını oluşturur beynin. Karar verme de rol alır. Yani bizim kararlarımız ön taraftaki, beynin ön tarafındaki yerde ortaya çıkar ve ondan sonra biz bunu uygularız. Bunu nasıl test ediyorlar, nasıl öğreniyorlar? Fonksiyonel MR makinaları ile, yani beyninizi, sizi bir cihaza sokuyorlar, MR cihazına. Bir görsel uyaran ya da bir işitsel uyaran veriliyor. Sizin orada işte bir karar vermeniz söyleniyor. İşte şu tuşa bas şeklinde. Siz de karar verirken beyninizin o bölgesinin daha çok yandığını, böyle aktifleştiğini, kanlandığını MR görüntü üzerinde bir leke şeklinde görülebiliyor. Biz bunların analizlerini yapabiliyoruz. Alın lobu dediğimiz, frontal diyeceğim yine, bu şekilde işe yarıyor. Bunu köpeklerde frontal lobu almışlar bir deneyde. Köpek önüne yiyecek konulmuş kapla. Köpek bu yiyeceği görmeden geçmiş. Karar verip yemeye karar verememiş. Yani çünkü frontal lobu yok. Yani alın lobu yok, pardon. Dolayısıyla oldukça önemli bir merkez. Ya bunun dışında empati, işte duygusallık, yine birçok fonksiyonların entegre edildiği yer. Sadece karar verme. Tabii bunun dışında ben genel olarak söylüyorum ama mesela benim kolum, sağ kolum çalıştığı zaman beynimin diğer tarafındaki alın lobundan çıkan uyarıtılar, daha sonra aksonlar tel şeklinde benim diğer koluma gelerek, karşı tarafa gelerek kasılmasını sağlayacak. Ya da tersi şekilde. Bu şekilde hareketlerimizi de
hareketlerimizin düzenlendiği, ayarlandığı bir yer. Frontal lob, alın lobu. İçerisinde küçük bir biz varız. Yani küçük bir bizim resmimiz var. Buna insancık ya da homunculus diyorlar. Yani ters dönmüş, ağzı aşağıda, kafası aşağıda, gövdesini yukarı doğru ters çevrilmiş bir insan var beynimizde. Yani vücudumuzun temsil eden beynimizde her bir yerin, elin, parmağın, özellikle baş parmağın yeri fazla. Ondan sonra dudakların, yüzün, yine bunu nasıl belirliyorlar? İşte bir beyin cerrahı kız kardeşi üzerinde yaptığı deneylerde bunu ortaya çıkarmış. Beynin haritasını ortaya çıkarmış. Yani vücudun neresini temsil ettiğini göstermek için haritalandırmış. Yine işte kolu olmayan birinin kolu ağrır mı? Çok ilginçtir. İşte hortlak ağrı ya da fantom ağrı diye söyleniyor. Ağrıyor. Çünkü beyinde kolun yeri var. Kolu olmasa da beyinde yeri, alanı olduğu için kişi ağrı duyuyor. Bunu da Hintli bir profesör, Ramachandran isimli bir profesör, kolu olmayan birisine ortaya ayna koyuyor. Bir elini koyduğu zaman diğer eli yok, kesilmiş, ampute olmuş. Yansımasını görüyor. Elini çevirdiği zaman diğer elde çevrilmiş oluyor. Hasta diyor ki sanki beynimde bir fiş söküklü yerine takılmış gibi kendimi şey hissediyorum. Yani tamamlanmış hissediyorum. Yani beyni kandırıyor. Bir nevi kandırmış oluyor. Bunun dışında arka tarafta, bu alın lobunun arka tarafında bu parietal lob dediğimiz duysal korteks ya da duysal beyin dediğimiz yer var. Şimdi bir yere dokunduğum zaman bu yerdeki ısıyı algılamam. Bunun dışında buradaki yüzeyin sertliğini algılamam mı sağlayan reseptörlerin yine sinir lifleri tarafında beyinde oluşturduğu bir his var. Dokunma hissi. Bunu ısı şeklinde, işte temas şeklinde algıladığımız bir his. Bu da beynimizin, bu alın lobunun arka tarafında. Yine aynı şekilde yine beynimiz, vücudumuzun her bir alanı beynimizde ters dönmüş bir şekilde resmediliyor burada. Buna da küçük insancık diyorlar ama bu duyusal kısmını oluşturuyor. Beynimizin arka tarafı, bu 3 rakamının olduğu yer yaklaşık. Orası görme ile ilgili. Yani bir cismi gördüğümüz zaman bir primer görme alanımız var. Yani bir, benim gözümün önüne bir beyaz kağıt geldi. Bunu ben gördüm. Ya da bunun rengi farklı olsaydı, ben önceki görüntülerden bunun rengi şuydu diye karşılaştırıp bir yorum yapacaktım. Beynimizin görme ile ilgili olan kısmı arka tarafta, yani arka kafa kemiğinin arkası içine yerleşmiş durumda. Bunun dışında bu ikinin, iki sayısının altında bulunan yer işitme alanları. Beynimiz dışarıdan bir ses geldiği zaman bu bölgeler sayesinde buraya sesler gelip bir anlamlandırılıyor. Bir, bu sesin kimin sesi, annenizin sesi, kardeşinizin sesi, dışarıdaki bir seyyar satıcının sesi. İşte bir ses duyuyorsunuz ve buna bir anlam veriyorsunuz. Aynı şekilde görmede olduğu gibi. Yani aslında beynimiz böyle harika bir sistem ve çalışan bir sistem. Ve bunu şöyle bir şekilde formülize etmişler ama ilginç bir şekilde 1 litre su 160 gram yağ ya da %65, 75-80'i su, işte %15'i yağ, %10'u protein şeklinde bir karışımdan oluşuyor. Ama arada ne var? Bu sinir hücrelerinin bağlantıları var. Bu aradaki bağlantılar arasında bazı kimyasal haberciler var. Ondan sonra bunun dışında tabii bunun bir yaşanmış bir tecrübesi var, geçmişi var, geleceği var. Beklentileri var. Mesela insanların, herkesin bir hayali vardır gelecekle ilgili. Her şey, herkes bir gelecekte, işte hocam diyor ben profesör olacağım. Ben diyorum işte Nobel ödülü alacağım. Başka arkadaşımız diyor ki işte ben şunu yapacağım. Ben 10 tane ev alacağım diyor. Kayserili birisi, esnaf belki. Öyle bu, bir gelecekle ilgili sürekli bir hayal
kuruyor ve bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Yani bu nedir? Beynimizin bize verdiği bir bilinç düzeyidir. Yani bilincimizin geleceğe doğru tasarlanması, hayal kurulması ve bunu gerçekleştirmek için çalışması. Tamamen beynimizle ilgili. Evet, yani o kadar konuşacak şey var ki ben herhalde biraz şeyden başladım. Evet, anatomik yapısını çok iyi anlattınız hocam. Aslında yani baktığımız zaman çok da basit şeyler. Yani bunu bizim elimize verseler herhalde biz sadece ortaya bir bulamaç çıkartabiliriz. Başka evet, bir şey evet, değil. Evet. Bu yapının içerisinde o kadar kompleks bir fonksiyonel alan yerleştirilmiş ki tabii ki insanı hayret ettiriyor. Yani biraz sonra herhalde bahsedeceksiniz hocam yine kadınla erkek beyin bayağı arasındaki farkı. Bayağı çok bahsedeceğimiz yer var. Değiştirirse arkadaş. Evet. Evet. Bunlardan bahsettik. İşte düşünce, hafıza, duygu, tecrübe gibi birçok fonksiyonlarımız. Yani biz burada beynin kısımlarını göstermiş. İşte üç katlı bir binaya benzetebiliriz. Aslında şu sağ üst tarafta gördüğünüz bu bulbus pons mezensefalon yazıyor. Maalesef Türkçesini bulmamışım demek ki. Bu omuriliği yukarı doğru devamı şeklinde olan kısım bizim hayati derecede önemli olan solunum, dolaşım gibi fonksiyonlarımızın yeri. Sürüngen beyni de diyorlar buna. Evet. Yani temel yaşam fonksiyonlarının bulunduğu. Evet, evet. Ondan sonra bu ara beyin, onun üstünde sol altta ikinci şeyde resimde ara beyin dediğimiz yer. İşte bu duygularımızla ilgili düşünce, üreme. Limbik alan dediğimiz zaman değil mi hocam? Evet. Evet. Yani burası aslında limbik sistemin oluşturduğu bir kısım. Limbik kenar demek Latince. Yani beynin ortasının kenarı anlamında bir şey çıkmış. Şimdi burada en önemli yapı amigdala dediğimiz bir yapı. Badem şeklinde olduğu için Latince amigdala olarak isimlendirilmiş. Burası biz korktuğumuzda, İşte sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde burası harekete geçiyor. Nasıl anlıyorlar bunu? Kişi yanaş paraşütü yapacak, atlayacak. Tam uçurumun kenarına geliyor. Burası öyle bir yanıyor ki, alev alev, beynin her tarafını ele geçiriyor. Ve kişi atlayamıyor. Yani orayı etkisiz hale getirmen lazım. Orayı durdurman lazım ki işte bu şeyi hareketi gerçekleştirmen için. Birazdan yine slaytlarda da göreceksiniz. Evet, burada üç boyutlu olarak güzel göstermiş. Bir de beyincik var. Bu dengenizle ilgili. Sadece denge değil, öğrenmeyle ilgili, yine ince hareketlerle, müzik çalmayla ilgili. Beynin yine görme lobunun altında. Şu siyah slaytlarda MR görüntüsünün biri üç boyutlu, biri de iki boyutlu böyle sağdan sola doğru geçen halini görüyorsunuz. Görsellik oldukça önemli ve beyinde dikkat ederseniz ceviz gibi girinti çıkıntılar var. Yani düz bir yüzey değil, sürekli biz buna gyrus sulcus deriz. Böyle girinti çıkıntılardan oluşuyor. Eğer biz bunu böyle bir çarşaf gibi açarsak yaklaşık 2 metrekarelik bir alan, yüzey alanına sahip. Ama hepsini böyle kağıt gibi buruşturup içine koyduğumuz için küçük bir alan içerisinde hapsolmuş gibi görünüyor. Yine beynin içerisinde boşluklar var. Siyah burada gösteriyor. Siyah olarak çıktı. Kesiklerde böyle aşağı doğru inerken. Orada da beyin omurilik sıvısı bulunuyor. Beyin işte cevize benzetme sebebim burada iki tane yarım küreden oluşup ortasında da İki yarım küreyi birbirine bağlayan corpus callosum dediğimiz bir yer var. Bu corpus callosum dediğimiz yer kadınlarda daha büyük. Yani beynin her iki hemisferini, iki yarım küresini birbirine bağlayan yer. Yani sağdakiler sola, soldakiler sağa geçen liflerin geçtiği yer. Burası oldukça önemli bir yer. Kadınlarda daha büyük olmasının sebebi kadın bir yandan yemeğini pişirir, bir yandan çocuğuna bakar, bir yandan kocasıyla ya da sevgilisiyle konuşur vesaire. Yani birçok işi bir anda yapabilir. Evet. Bu beyindeki bağlantıların fazlalığı ve işte bu geçişin sağ ve sol beynin. Sağ ve sol beyin de 1970'lerde bu bulunmuş, Nobel ödülü almış. Sağ ve sol beyin farklı çalışıyor. Yani sol beyin daha çok mantıksal, sayısal, sözel kararlar. Sağ beyin de duygusal. Bunu nasıl anlıyorlar?
epileptik nöbetlerde bu ortadaki korpus kallozumu kestikleri zaman iki beyin farklı çalışıyor. Ve ne oluyor? Farklı çalışması neticesinde bir elim bu kalemi alırken diğer elim buna engel oluyor. Alma diyor. Hatta bir tane vaka var çok ilginç. Kişi kendi kendini boğmaya kalkmış. Tabii elin üzerine oturmuş. Kendimi boğmayayım diye. Böyle ilginç şeyler var. Bilgiler var. İlginç vakalar var. Burada bir tavuğun kafasının kesilmiş ve yaşamış olduğuyla ilgili bir bilgi. Bu nasıl oluyor? Tam beyin sapından kesildiği için, beyin sapı gövdeye dahil olduğu için bu tavuk yaşayabilmiş. Çünkü beyin sapı sürüngen beyni dediğimiz, hani temel yaşam fonksiyonlarının yapıldığı, yerine getirildiği bir yer. Yine geçebiliriz. Burada limbik sistem dediğimiz, Ali Hocam sordu, işte bu ortada, beynin tam ortasında sarı olarak görüyorsunuz. Birbirleriyle bağlantı kuran, yoğun bağlantıları olan, bunlardan amigdalayı orada yazısında görüyorsunuz. Bu amigdalanın yanlara doğru devamı hipokampus. Burası da bizim hafızamızın oluşturulduğu yer. Burayla ilgili de çok bilgiler var. Mesela Londra'da taksi şoförleri üzerinde bir araştırma yapılmış. Bu da 2000 yılında Nobel ödülü almış bir çalışma. Taksi şoförlerinin beyin MR'larına bakarak hipokampüs büyüklüklerini ölçülmüş. Bu biz hacimde ölçtüğümüz için ben bunları çok seviyorum, okuyorum bu tür çalışmalarda. Sonuçta ne bulunmuş onu söyleyeyim size. Sonuçta Londra'da taksi şoförü olmak için 120 bin tane Londra'nın caddesini, sokağını bilmesi gerekiyor kişinin ki ehliyet şey verecekler, sertifika. Dolayısıyla bu aradaki bağlantıyı da en kısa sürede bulacak. Hani böyle düşünler, çok uzun süre düşünmeden tak diye işte müşteri geldi hemen götürecek. Bu taksi şoförlerinin hipokampüsü %25 daha büyük bulunmuş. %25 daha büyük bulunmuş. Yani dörtte biri oranında. Bu demek oluyor ki, demek ki hafızayı veya bilgilerle geliştirip kısa yolları da geliştirmek için hipokampüsümüzü kullanmamız gerekiyor ve büyütmemiz gerekiyor. Yani bu beyinde şöyle bir şey vardır. Kullanılan yerler gelişir, kullanılmayan yerler körelir, kaybolur. Dolayısıyla işte siz okuma yazma biliyorsunuz. Okuma yazmayı bıraktığınızda 10 yıl, 20 yıl sonra kaybedersiniz. Böyle bir şey. Bu deneylerle de ispatlanmış. Evet. Hatta köstebeklerde kullanılmayan organ köreliyor, gözler işte görme fonksiyonları. Evet. O yüzden bizim yani çok hafızamızın iyi ve çok zeki, çalışkan birisi olmamız için devamlı okumamız gerektiği yere, evet. Devamlı güzel. Çalıştırmak beynimizi gerektirdiği de ortaya çıkıyor. O yüzden akademisyen olmak isteyen öğrenci arkadaşlarımıza buradan o mesajları da iletelim hocam. Çünkü beyin ne verilirse ona göre tabii, kendini geliştiriyor diyebiliriz tabii, değil mi tabii, Sayın Hocam? Tabii aynen, çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi ben burada Erciyes Dağı'na iki sefer çıktım zirveye. Şimdi bir kör, bu kişi kör haliyle Everest'e çıkıyor bu. Ben diyorum ki biz gözümüz görüyor, biz Mars'a gitmemiz lazım. Yani evet. Bizde bu donanım var, bizim kafamızda var. Yeter ki isteyelim, çalışalım, yapalım. Çünkü o kadar beynimiz donanımlı ve güzel çalışıyor ki yeter ki kullanın. Yeter ki çalıştırın, yeter ki isteyin. Okuyun, araştırın, öğrenin, uygulayın. Bir de şey vardır mesela, bir işi ne kadar çok yaparsanız o işte o kadar usta, uzman olursunuz. Yani bunun işte 10 bin saat kuralı falan vardır. 10 bin saat bir işi yaparsanız o işte usta olursunuz, başarılı olursunuz şeklinde. Tabii ki çok güzel akademisyen olmanızı tavsiye ederim, özellikle gençlerin, çocukların okumaları lazım, okusunlar, akademisyen olsunlar, ne bileyim bilimsel çalışmalar evet. Yapsınlar, üretsinler, düşünsünler, paylaşsınlar, konuşsunlar. Ne güzel değil mi hocam? Aslında evet. Bir insan olma verilmiş en büyük hediye beyindir diyebiliriz değil evet, mi hocam? Evet. Yani o varlıkla, yani bize verilmiş olan bu değerle her şeyi üretebiliriz, her şeyi yorumlayabiliriz. Evet. Her şeyin üstesinden gelebiliriz diyorsunuz kesinlikle, Sayın Hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, burada amigdalayı görüyorsunuz. Sağ altta üç boyutlu kırmızı olarak dönüyor beyin içerisinde.
şu onun hemen yanında siyah olarak, kırmızı olarak boyanmış, yukarıda da yeşil olarak. Bir korktuğunuz zaman, bir işte korku objesi gördüğünüz, yılan, burada yılan gösterilmiş, kişinin beyindeki bağlantılarını gösteriyor. Korktuğu zaman göz bebeklerinin büyümesi, işte kalbin çarpması, aşağıda yeşil ok işaretinin aşağı doğru indiğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla bir alarm hali ortaya çıkıyor ve bunun şeyde güzel bir örneği vardı. NBA'de basketbol oynayan bir oyuncu, son saniye topu eline veriyorlar. O topu potaya atarsa dünya birincisi olacaklar takımıyla. O kadar heyecan ve stres var ki onu dışarı atmaması lazım. Amigdalayı durdurması lazım. Amigdalayı durdurursa kalbinin atımını bile durdurup, yani o an, o saniye, yani kalbini durduramaz. Durdurup onu potaya atması lazım. Düşünün yaşadığı stresi ve heyecanı. Ve maalesef görüyorsunuz bazen de kaçırıyorlar. Evet. Yani o kadar kolay değil. İşte bunun sebebi, bu amigdala badem şeklinde olduğu için Latince ismi amigdala, ama biz de öyle bir badem diye bir isim veremiyoruz. Öyle bir ismi yok. Sadece badem şeklinde olduğu için eskiden bu isim verilmiş. Aynı zamanda duygusal hafıza kaydımızı yapan yer burası. O nasıl yapıyor onu size söyleyeyim. Şimdi erkekler, yine erkek kadına getireceğim işi. Evet. Kadınlar söylerler eşlerinin kendilerinin doğum tarihini unuttuğunu. İşte evlendi, ilk tanıştığımızda üzerimde hangi elbise vardı, hangi renk falan. Erkekler de hiçbir zaman buna doğru cevap veremez. İşte bu amigdalanın büyüklük farkı, sağ sol büyüklük farkından dolayı erkekler duygusal olarak hafıza kayıtları zayıf olur. Ama akıllı erkekler ne yapıyor, size onu söyleyeyim. Aslında suçumuz yok demeye getiriyorsunuz hocam. Tabii beynimiz tabii anatomik yapıyla ilgili diyorsunuz hocam. Akıllı erkekler ne yapıyor? Telefona doğum tarihi şeyini kaydediyor. On bir gün önce alarm şey yapıyor, ondan sonra kutluyor. Tabii evet. Böyle davranmak da beynin, yine beynin fonksiyonu. Evet hocam. Akıllı davranmak. Çünkü erkek doğası gereği bunu aklında tutamıyor. Ama kadın, işte üzerinde hangi elbise vardı, erkek arkadaşının üzerinde ne vardı, ne yediler, ne içtiler, neredeydiler, yılın hangi mevsimiydi, bunların hepsini otomatik biliyor. Bunu amigdala sayesinde yapıyorlar. Amigdala evet. Sayesinde, ama bir de tersi bir şey var. Amigdalanın sağ sol farklılığından, büyüklük farklılığından erkeklerde de trafikte, işte önüne bir araba geldiği zaman küfür etmesi, bağırması, çağırması, tabii sizler öyle yapmayın ama tabii şeyde çok görüyoruz, dışarıda insanlar amigdalalarına hakim olamıyorlar. Kızmaları, bağırmaları, çağırmaları, birbirlerine üzmeleri tabii üzücü bir şey. Erkeklerde daha fazla. Tabii evet, onun üzerindeki testosteron reseptörlerinden dolayı. Amigdalanın üzerinde yoğun testosteron reseptörleri var. O reseptörler de erkekte, erkeğe daha hırçın, kızgın ve kavgacı yapıyor. Tabii biz bunu eğitimle çözebiliriz. Yani, evet. En azından sakinleşebiliriz. Karşıdaki hata bile yapsa amigdalamıza teslim olmayız. Evet. Bizim onun üzerinde hakimiyet kurmamız gerekiyor. Aynen, evet. Evet, devam edelim. Şimdi bunu nasıl anlıyorlar? Kulüverbuki isimli iki tane bilim adamı var. 1850'lerde bu maymunların bu amigdala ve hipokampüslerini çıkarıyorlar. Resimde gördüğünüz gibi maymun yılanla oynamaya başlıyor. Korku ortadan kalkıyor. Ve maymun cisimleri alıp ağzına götürerek tanımaya çalışıyor. Psişik körlük denilen, insanlarda da bunun örnekleri var. Eğer temporal lob, burada MR görüntüsünde kırmızı daire içerisine alınmış, kaldırılırsa insanlarda da benzer görüntüler, hiper oralite ve hiper seksüalite, yani seksüel davranışlarda bozuluyor. Bunlarla da ilişkili, bunu da söyleyelim, burada geçelim. Yani şeyin olmaması,
Hipokampüsün şekli dikkat ederseniz yukarıda 3 boyutlu dönem beyinde beynin içerisindeki yeri kırmızı olarak gösteriliyor. Altta da burası deniz atına benzediği için hipokampüs denilmiş. Hipokampüs ismi oradan geliyor. Yani biz buna yine deniz atı diyemiyoruz. Buna hipokampüs diyoruz çünkü tüm dünya buna hipokampüs diyor. Hafızanın özellikle de kısa süreli hafızanın üzerinde etkisi var. Uzun süreli hafızada beynin her tarafı kodlayıp kayıt yapıyor. Onu da açıklayalım. Orada da bir yanlışlık olmasın. Geçelim. O kadar çok gerçekten konu. Bunu söyledik Londra'daki taksi şoförleri deney. Evet, bu ilginç bir vaka. Aslında burada bir video vardı ama önemli değil. Ben size anlatayım. Evet. Programda geçmeyelim bu arada. Bir bakıyormuşuz, iki saat yapmışız. Evet hocam, bir vaktiniz var. Siz uyarın, hocam, şey yapın. Evet. Şimdi bu Kleve isimli erkek, müzisyen, bu bir viral enfeksiyon sonucu hipokampüsü harap olmuş. Hipokampüsü harap olmuş ama 7 saniyelik bir dünyada yaşıyor. Ne uzun süreli hafızası var, ne kısa süreli hafızayı kaydedebiliyor. Eşi Debra diyor işte senin bir oğlun var diyor. Oğlun diye mühendis diyor. Adı şu diyor. Aradan işte 7 saniye geçiyor. Soruyor senin oğlunun adı ne diyor. Hatırlamıyorum diyor. Çok ilginç bir örnek. 2007 yılında bu kişi hayatını kaybetmiş. Dünyanın en kısa süreli hafızaya sahip kişisi olarak literatüre geçmiş. Ama çok ilginçtir. Bu kişi piyanonun başına oturuyor, şey çalıyor. Piyano çalıyor, müzik aleti çalıyor. Bunu işte bilim adamları şöyle açıklıyorlar. Zaman içerisinde bir momentumu yakaladığında devam ediyor. Yani geçmiş şeylerini ortaya çıkarabiliyor ama yeni hafıza kaydı yapamıyor. Bu da ilginç bir örnek. Bunu da gittiğim konferanslarda falan da söylerim. Yani hafızanın tek olmadığı, işte prosedürel hafıza ya da epizodik hafıza diye değişik şekillerde hafıza şekillerinin olduğunu ortaya çıkarılmış oluyor bu deneyler sayesinde. Tabii eskide insanların ölmeleri beklenirdi ki beyinlerini açıp bakalım içinde ne oldu, işte bir hastalığı var, konuşamıyor, ağlıyor, üzülüyor vesaire. Şimdi böyle bir şeye gerek yok. Fonksiyonel MR var. Yani fonksiyonel MR ile beynin nasıl çalıştığını ortaya çıkarabiliyoruz ama bu da %100 değil. Yani hücresel boyutta değil, bir genel bir bilgi veriyor. O bölgede kanlanma oluyor. Belki ileride önümüzdeki yıllarda daha hücresel düzeyde bilgilere ulaşılabilecek, daha doğru sonuçlara ulaşılabilecek ve beynin fonksiyonları da ortaya daha fazla çıkarılacak. Size bir de şunu söyleyeyim. Son 20 yılda beyinle ilgili elde ettiğimiz bilgiler, son 20 yıla kadar elde ettiğimiz bilgilerden daha fazla. Bu derece bir gelişme yaşamı. Çok. Ve size şunu da yine söyleyeyim hocam. Düşünerek şu slaytları değiştirebileceğiz. Düşünerek araba kullanacağız. Onların da aslında videoları falan vardı. Belki bir dahaki sefere ilgi olursa, isterlerse. Çünkü bu şeye sığmaz bu sunuma. Evet. Ben yaklaşık bunları iki saat anlatıyorum. Beynin hatta geçmişi, şimdi ve geleceği şeklinde. Yani geçmişte ilk çağlarda işte beynin önemli olmadığı, kalbin önemli olduğu milattan önce. Aristo zamanında falan. Daha sonra beynin önemli olduğu ile ilgili bilgiler. Ama bu bilgilerde dediğim gibi yani kişinin hasar, beynin hasar görmesi lazım ve fonksiyon kaybının olması lazım. Yine size 1850'lerde bir örnek vereyim. Keiç vakası. Keiç demir yolunda şef, işçi şefi. Bir gün demir yolunu döşerken oradaki çubuklardan biri havaya sıkışıyor, artık nasıl bir kaza oluyorsa çıkıyor tam bu şeyden, yüzünün alt kısmından, elmacık kemiklerinin altından girip beynini delip çıkıyor. Tabii bu kişiyi cerrahlar yaklaşık bir 10 saat falan uğraşıp bu demir şeyi çıkarıyorlar. Hatta diyor ki işte sizi de yordum falan, o kadar kibar ve nazik bir beyefendi birisi.
Ondan sonra aradan birkaç ay geçiyor, bu huysuz, küfürbaz, aksi bir adama dönüşüyor. Demek ki diyorlar, burada alt şeyde de gösteriyor, bakın en solda ki frontal lob dediğimiz, üç boyutlu olarak da yine mavi olarak gösteriyor yukarıda da. Frontal lob demek ki kişinin saygı yeri, yani insanların işte kızmaması, küfretmemesi, birbirine hakaret etmemesini sağlayan yer. Entelektüel kişiliğimizin olduğu yer şeklinde. Bu kadar kişilik değişir mi bir insanda birkaç ayda? Kişi kurtuluyor ama daha sonra bir gözü de kayboluyor tabii. Çıkarken diğer gözünü de harap ediyor. Ve beynindeki bu şeyden dolayı, harabiyetten dolayı beyin ön lobu demek ki bu fonksiyonu varmış diye düşünüyorlar. Hatta daha önce bir olay anlatayım size. Paul Broca'nın hikayesi. Broca tıp fakültesinde Fransa'da öğrenci. Ondan sonra orada bir tane hasta var. Sürekli tan 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 deyip geziyor. Sürekli sadece tan diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Ondan sonra Broca okulunu bitiriyor. Gidiyor başka yerlerde görevini yapıyor ve akademik hayatını tamamlayıp profesör olup yine mezun oldu. Okula hoca olarak geliyor. Şimdi bakıyor hala hasta orada. Hasta birkaç hafta geçtikten sonra hayatını kaybediyor. Yaşlanmış demek ki. Şimdi Broca nöroloji profesörü olmuş bir de. Hemen beynini açıyor ve beyninde bugün işte Broca alanı dediğimiz yer, konuşma merkezi, motor konuşma merkezinde kocaman bir lezyon görüyor. Hasar görüyor. Ha, demek ki diyor burası Broca alanı. Birkaç slide sonra karşımıza çıkar ama çok da önemli değil. Geçelim. Evet. Keiç vakası. Bu az önce size anlattığım bu demiryolu işçisi demiştim. Bu üç boyutlu rekonstrüksiyonu yapılmış. Şurada kazadan sonraki hali sirklerde falan çalışıyor. En solda da kafatası kemiğin içinde demirin geçtiğini 1848 yılında nazik kibar biri ama daha sonra kazadan sonra oldukça saygısız ve kaba birisi olarak hayatına devam etmiş. Geçelim. Evet, oldukça konuşacak çok şey var. Temporal dediğimiz şakakların altındaki yer, size yine ilginç bir şey anlatayım buradan. Bu Penfield, beyin cerrahı, kardeşinin bu kafatasını açıyor. Bu kulağın arka tarafında temporal lob dediğimiz yere dokunuyor. Dokunduğu zaman, tabii elektrotla dokunuyor. Dokunduğu zaman kadın doğum anına gidiyor. Doğum, sanki doğumu yaşıyor gibi, doğum yapıyormuş gibi böyle sancılar çekmeye başlıyor. Sanki geçmişteki bir hayatı yaşıyormuş gibi. Bu ilginç deneyler var. Burada da belirttim ben, açıkladım da. Kardeşinin ameliyat ederken bu kısmına dokunduğu zaman elde ettiği şeyler, yani hayali görüntüler, kokular, görüntüler, dokunma hisleriyle beraber şeyler, bir takım duygular elde ediyor. Geçelim yine. Evet, beynimizin sağ solu farklı. Yine bunu söyledim. Beynimizin sağ tarafı, sol tarafı daha çok mantıksal, bütünsel, sağ tarafı duygusal şekilde çalışır ama ikisinin ortak çalışması sonucu bir düşünme ve karar verme ortaya çıkar. Yani tek beyin yetmez. Peki beynin bir tarafı olmasa birisi yaşar mı? 10 yaşındaki bir, 8 yaşındaki bir çocuk yine Rasmussen sendromu, sürekli sara nöbetleri geçiriyor. Cerrahlar diyorlar ki bunun beynin yarısını alacağız. Değilse yaşayamaz. Alıyorlar. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta 8 yaşındaki çocuk 2 hafta sonra hastaneden yürüyerek gidiyor. Çıkıyor. Taburcu ediliyor. Yani bu demek oluyor ki küçük yaşlarda beynin değişebilme özelliği, plastisite deniyor buna ya da plastik beyin diyorlar bazı kaynaklarda. Beynin değişebilme özelliğinden dolayı küçük yaşlarda adapte oluyor. O yüzden küçük yaşlardayken dil öğrenme özellikle. Bakın tek bir tarafı, beynin bir tarafı tüm vücudun fonksiyonlarını yerine getiriyor. Hem dokunma hem, halbuki bizde alınsa
Mesela ben 48 yaşındayım. Beynimin yarı tarafı alınsa diğer tarafım iptal. Ne dokunması var ne hareketi var. Çünkü niye? Belli bir yaşa geldiğimiz için artık geri dönüşüm olmayacak. Bu şekliyle beynin sağ ve sol tarafının farklılığı da karşımıza çıkıyor. Bu da 1970'lerde ortaya çıkmış. Eskide beyni bir bütün olarak düşünüyorlarmış. Yani tek bir beyin şeklinde. Sonra bakıyorlar ki beynin sağ ve solu farklı çalışıyor. Bunu da deneylerle ispatlıyorlar. Nasıl? Size bir deney örneği vereyim. Beynin bir tarafına muz, bir diğer tarafına kırmızı renk gösteriliyor. Sol tarafa kırmızı, sağ tarafa muz. Kişiye diyorlar ki işte bir resim çiz. Kişi muz çizmeye çalışıyor ve soruyorlar niye muz çizdin? Halbuki cevabı bilmiyorum demesi lazım. Ama diyor ki bu daha kolay diyor. Yani böyle deneylerle beynin sağ ve sol tarafının farklı çalıştığı tespit edilmiş. Geçelim. Yine evet burada beynin yarısı alınan bir çocuğun beyni ve bu çocuk tabii ki yaşıyor. Geçelim. Birkaç slide daha herhalde. Rasmussen sendromlu 18 yaşındaki bir çocuk. Eğer bizde çıkarılırsa bu az önce söylediğim şeyler olacak. Yani diğer tarafta fonksiyon kaybı olacak. Geçelim yine. Evet, beynimiz 100 milyar nöron ve bunun 10 katı destek hücresi, glia hücresi aklıma gelmiyor. Glia destek demek. Glia hücresiyle bir bütün olarak çalışıyor. Ve bir nöron yaklaşık 10 bin tane nöronla sinaps yapıyor. Bunu şöyle diyorlar. 2 yaşına kadar 100 trilyon sinaps demeyin, bağlantı değil. Aklıma sinaps geliyor. Hep. Bağlantı yapıyor. 100 trilyon 2 yaşına kadar. 2 yaşından sonra ne oluyor? 2 yaşından sonra nöronal budanma oluyor. Bunu David Eagleman'ın kitabında çok güzel yazmış. Nöronal budanma yani ormandaki diyor bazı patikalar çalışmazsa ne olur? Yani insanlar o patikalarda yürümezse kapanır. Beynimizde de aynı şekilde çalıştırırsak, kullanırsak o patikalarımızı geliştirebiliriz. Büyütebiliriz, çoğaltabiliriz. Ama kullanmazsak, çalıştırmazsak bu patikalar körelir. O yüzden bakın 2 yaşı. Beynin %80 gelişimi tamamlanıyor. 8 yaşında 8 yaşında %90. Yani 8-10 yaşına kadar neredeyse beynimiz tamamlanmış oluyor. Ama tabii bu 25 yaşına kadar giden bir süreç. Mesela ebeveynler, anne babalar çocuklarıyla özellikle bu adolesanlarla çok çatışırlar. Neden? Çünkü adolesanların bu alın lobu az geliştiği için. Ben haklıyım, ben doğruyum demeye başlar. Hatta bizim bir hikaye var ya, babam her şeyi biliyor, ondan sonra babam bilmiyor, ondan sonra babam her şeyi biliyormuş. Bu şeyi hatırlarım ben. Evet, beyinde dışta gri cevher, içte beyaz cevher. Burada bakın insancıkları görüyorsunuz. Yani motor ve duyudaki eller kocaman, ağız büyük, gövde küçük. Beynimizin bir küçük bir insanı beynimize monte ettiğinizi düşünün, yerleştirdiğinizi düşünün. Bu şekliyle ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben çok konuşacağım herhalde. Siz sorular sorun. Siz beni yönlendirin. Çok akıcı oluyor yani. Birkaç sorumuz olacak ama program sonuna saklayalım hocam. Tabii ki severek. Yani. Çünkü ben otomatiğe bağladım herhalde. Evet, bir de. Çok güzel hocam program akıcılığı. O yüzden bölmek istemedik. Buyurun evet hocam. Evet. Burada gördüğünüz gibi dudağın, ağzın yerleri oldukça büyük. Onu da mesela bir yere bacağınızı falan çarptığınız zaman hemen ovalarsınız. Hemen anında ovalamanız nedir? Ağrıyı taşıyan lifler daha ince ve daha yavaştır. Ama dokunma lifleri daha kalın ve daha hızlıdır. Ovaladığınız zaman o ağrıyı yok edersiniz. Düşünün yani bir insanların, iki seven insanın birbirine dokunması ne kadar önemli. Çünkü annenin çocuğuna dokunması. Ve yine bir örnek size söyleyeyim. Romanya'da Ceaușescu zamanında böyle konuştukça aklıma geliyor. Çocukları işte anne babası olmayan çocuklar ya da annesi var. Çocuğu yetiştirme yurduna bırakıyor. Çocuklar
çocukları yetiştirme yurtlarına bırakıyorlar, yani bakım yurtlarına diyelim. Diyorlar ki, emir veriyorlar, hiçbir çocuğu kucağınıza almayın. Çocuk ağlıyor, 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 en sonunda da susuyor. Çaresiz şeyi öğreniyor yani, kimse ilgilenmeyecek. Ve bu çocuklar da çok dramatik şeylere, yani bir anne baba onu gelir sahiplenirse, konuşmalar o kadar bozuk ki ve ömür boyu da bozuk kalıyor, iyileşmiyor. Bunlar bilinen şeyler, literatüre geçmiş, kitaplarda yazan şeyler. Yani çocuklarınızı sevin, dokunun, ilgilenin, gülün. Özellikle bunlar oldukça önemli örnek şeyler. Örnek vermek istiyorum hocam. Özellikle yurt dışındaki çiftliklerde biraz mesleğimizle ilgili olduğu için bahsedeyim. Yani özellikle sevgiyle, şefkatle yani beslenen buzağların hem erişkin dönemde çok fazla yani verime sahip olduğu, yani hem et yönünden hem de süt yönünden. Dolayısıyla yani çocukluk dönemindeki, bebeklik dönemindeki, yavru dönemindeki diyelim, şefkat ve beslemenin ne kadar önemli olduğundan hep bahsedilir. Biz de bazen gittiğimiz zaman çiftlik ziyaretlerinde veya yetiştiricilerimize her zaman bunu söyleriz. Mutlaka ona şefkat gösterin. Bu yani çiftlikteki gelişim için de çok önemli. Bireysel gelişim için de. Yani sonuçta onlar da bir canlı diye. Yani bu çok birazcık örtüştüğü diyorum. İçin hocam ondan da kısaca bahsetmek diyorum. İstedim. Evet. O zaman sevgi önemli hocam. Yani çok. Yani ben şey diyorum, yani siz parmak uçlarınızla bebeğin ya da çocuğun kafasına dokunduğunuz zaman, kendi çocuğunuzu işte severken, kafasının içerisinde böyle binlerce nöron arasında çat 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 bağlantılar, yani böyle yanıyor içi. Yani ve güldüğünüzde yine deney yapılmış, işte annesi bebeğe güldüğü zaman çocuk da gülerek ona atlıyor. Annesi böyle somurtarak duruyor ve hiç dokunmuyor. Çocuk bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Tepkisi o kadar garip ki işte eliyle dokunmaya çalışıyor. Yani ne oluyor diye, sanki bir feryat figan içerisinde. Çok ilginç sosyal deneyler var. Evet, burada yine homonkulusu görüyorsunuz. Dudakları kocaman. Hatta bizde şey, Sinan Canan şey der işte, anne çocuk bir yere elini kolunu bacağını vurduğu zaman gel bir öpüm de geçsin der. Yani annenin ilgisi, şefkati, dokunması, orayı öpmesi, dudağının oraya değmesi bile çocuk şey için, iyileşmesi için ağrı kesici özelliği taşımakta. Geçelim yine. Çok gerçekten konuşacak şeyler var. Mesela yüz tanıma bölgeleri var. Yine böyle beynimizin alt tarafında. Bu yüz tanıma bölgeleri bizim bir tanıdığımız bir yüzü gördüğümüz zaman bu bölgeler aktifleşiyor, yanıyor. Bunu nasıl anlıyorlar? Bunun hasarlarında kişi karşısındakini tanımıyor. Mesela babası geliyor. Ben diyor senin baban, hayır değilsin. Sen diyor babamın kılığına girmiş bir sahtekarsın. Çünkü tanımıyor ama telefonla aradığı zaman sesini tanıyor ve diyor işte sen babası olduğunu anlıyor. Böyle ilginç vakalar var. Yüz tanıma bölgeleri. Yani bizim beynimizde kaç tane kişi olursa olsun herkesin yüzünü ayırt edebiliyoruz. Bununla ilgili de çok sayıda deney var. Çok konuşmak isterim ama yüzler gösteriliyor. Değişik yüzler gösterilerek kişilerin tepkileri falan ölçülüyor. Bu şekliyle. Yine geçelim. Latincelerini söylemiyorum. MR tekniği dediğim gibi işte fonksiyonel MR özellikle. Şimdi MR'ın bir değişik modalitesi bu. Gelişmesiyle oldukça popülerleşti. Beyinle ilgili bilgiler arttı. Mesela sol üst tarafta mutlu ve üzgün birinin beynindeki o kırmızı yerler, yanan yerler, aktif olduğu olan yerleri gösteriyor. Yani üzgün olduğumuzda ya da mutlu olduğumuzda beynimizde neler oluyor? Hep merak etmişizdir. Yani kafanın içinde neler geçiyor diye. Yani bu bir nevi bunun resmi gibi bir şey. Hatta size şunu söyleyeyim, kişilere fotoğraf gösteriliyor ya da video, beyninden o izlediği video çıkarılıyor. Çok ilginç yani. Ben şey diyorum, yani yakında rüya gördüğünüz zaman bir MR çekilirse, fonksiyonel MR tabii, bir de şeye bağlarlarsa bir videoya falan, artık ne görüyorsanız orada çıkabilir evet. Yani. Bu şekliyle teknoloji oldukça iyi ilerliyor, ters mühendislikle.
Yine değişik şekillerde bir cisme bakarken, bir şey dinlerken, bir kelime üretirken mesela sol altta yeşil olarak, yeşilin içinde kırmızı, beynimizin birçok yerinin aktif olduğu söyleniyor. Mesela yeni kişilerle tanışın. Niye? Çünkü yeni kişiyle tanıştığın zaman onlara yönelik sorular sorulmak zorundasın. Nerede yaşıyorsun, nerelisin, çocuğun var mı, evli misin, işte nerede okulu bitirdin, ne yaptın falan. Dolayısıyla seni hep tetikte bırakıyor. Ama senin tanıdığın kişi rutinleşiyor. Sürekli aynı kişiyi gördüğün için her şeyini biliyorsun zaten. O yüzden yeni kişilerle tanışmak beynimizi geliştiriyor. Yeni kelimeler kullanmak, kitap okumak, az önce söylediğim özellikle. O zaman sosyal da olmak gerekiyor. Yani tabii. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor hocam. Buradan zaten çıkıyor. Şey, sosyal bir varlığız. Yani birini dışlarsanız kişi acı çekiyor. Bildiğiniz hani etini burkmuşsunuz ya da kolunu kesmişsiniz gibi beyninde acı matriksi devreye giriyor. Yani kişi o kadar acı çekiyor ki sanki bir tarafı kesilmiş gibi kişiyi dışladığınız zaman, yalnız izole ettiğiniz zaman. Çünkü biz sosyal bir varlığız, sosyal bir canlıyız. O yüzden bunları da burada söylemek istiyorum. Aynı zamanda mutlu olmamız da gerekiyor herhalde hocam. Çünkü oradaki mutlu beyinle mutsuz beyin arasındaki farktan bahsettiniz az önce. Mutlu beyinde daha çok yerlerin aktif olduğu, mutsuzda biraz daha ön taraf aktif olmuş. Artık neyi düşünüyorsa herhalde geçmiş tecrübelerinde mutsuzluğu çağrıştıran anları depreşmiş. Evet. Ondan dolayı bu efemeral bolt tekniği diye geçiyor. İşte ama kişiye belki ileride bu cihazlar da kalkacak. Yani böyle bir küçük bir telefonla kafamıza tuttuğumuz zaman oradaki şeyi görüntüyü alıp bir başka merkezlere, büyük merkezlere gönderilip orada işleyip sonuçlar gelecek elimize. Teknoloji de bu hızla ve bu şekilde ilerliyor. Zaten bundan 20 yıl önce internet yoktu biliyorsunuz. Evet, şimdi 20 yıl sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Evet. Özellikle beyinle bir hareketten bahsettiniz hocam veya yönlendirmelerden. Bunun tabii ki birazcık biyoenerji mi diyelim veya düşünme yoğunluğu mu diyelim. Bununla ilgili çalışmalar var mı hocam? Şimdi çok ilginç deneyler var. Şöyle deneyler var. Mesela kişilere fotoğraflar gösteriliyor. Fotoğraflarda rastgele. Hani bir tane gül resmi, bir manzara resmi. Araya da böyle kötü savaş resmi, işte ağlayan bir çocuk vesaire. Onların resmi gösteriliyor ve kişilerin o anda derilerine galvanik tepki, yani buradaki teri reaksiyonu ölçen bir şey bağlanıyor, alet. Hani şey, zararsız bir alet. Yani oradaki deri cevabını ölçecek, oradaki voltajı. Ve kişiler şeyi bilmeden, oradaki kötü resim gelmeden galvanik reaksiyonları artıyor. Yani bilmiyor. Yani o 5 resimden biri olsa sayar. 1, 2, 3, 4, 5 kötü resim. 1, 2, 3, 4, 5 kötü resim. 10 tane kötü iyi resim, bir tane kötü. Kötü gelmeden önce kalpleri çarpıp deri cevapları, bu galvanik tepkileri yükselmeye başlıyor. Bunu da işte ön sezimi, artık az önce söylediğiniz değişik şekillerde açıklamaya çalışıyorlar ama bazen bilimde çaresiz kalıyor bu konuda. Burada işte bir İngilizce ve Çince konuşanların beyinleri, dinleyenlerin beyinleri gösterilmiş. Yani yukarıdakiler Çince dinleyenlerin oldukça aktif olduğunu görüyorsunuz. Aşağıda da İngilizce konuşanların. İngilizce tüm dünyanın dili ama Türkçe ile ilgili böyle bir çalışma yapılmamış mesela. Evet, araştırma yapılmamış. Biz gençlere hep söylüyorum, doktora yapanlara, mühendislere falan, tıptaki arkadaşlara. Biz de bunu çalışabiliriz diyorum yani. Kesinlikle oldukça da kolay olur. Bir konu hocam, bakmak da kolay olur. Evet, kadın erkek beyinle gelip herhalde süremizi bitirebiliriz öyle. Evet hocam, süremizin yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Geçelim, kadın erkek beyni olacaktı. Evet, en son nihayet gelebildik. Herhalde en fazla ilgi çeken konu buydu. Ama dediğim gibi yani bu konuya böyle bulaşınca, başlayınca arkası kesilmiyor. Şimdi kadın erkek beyniyle ilgili birkaç sosyal deneyden bahsedeyim. Bunlardan birisi, yine beyni anlamanın yolu nedir? İşte fotoğraflar gösterip beynin tepkisini fonksiyonel MR'la ölçmek.
Böyle evi yıkılmış, harap olmuş, üstü başı yırtık, aç kalmış, eli yüzü pis olan bir çocuğun resmi gösteriliyor kadınlara ve erkeklere. Soruluyor ne hissettin diye. Kadınlar ve erkekler diyor ki çok acı, çok üzüldük, çok şey yaptık ama beyinleri öyle demiyor. Niye? Çünkü burada kadın beyni olan yeri görüyorsunuz. Bu limbik sistem dediğimiz yerler aktif. Erkek beyinde o bakın oraya orası hiçbir karanlık. Şey orası aktif değil. Yani erkekler ayıp olmasın diye söylemiş. Yani sadece bir görüntüye bakmış. Yine ilginç bir deney daha söyleyeyim. Şöyle iki kadın ve erkek iki grubu şeye alıyorlar. Deneyi alacağız diye bir ön odada bekletiyorlar. Siz de bizi stüdyoya aldınız ya belki deneyleri oraya. Şimdi orada haberleri gösteriyorlar kadın ve erkekler. Ondan sonra daha sonra soruyorlar işte ne izlediniz haberlerde falan. Kadınlar söylüyor işte bugün tren kazası olmuş bilmem hava şöyleymiş böyleymiş. Çünkü bakıyorlar, izliyorlar. Erkeklere soruyorlar cevap yok. Siz dinlemediniz mi? Yok diyor, biz dinlemedik. Çünkü sunumu yapan, siz de televizyon yaptığınız için sunumu yapan dekolteli bir kadınmış. Herkes kadına bakmış yani dinlememiş sadece görsel şeye bakmış. Yani. Geçelim yine birkaç deneyden daha bahsedip bitireyim. Mesela kadınlar renk üzerine renk uzmanıdır. Renklerin hepsini bilir. Ben mesela şu renkleri bilmiyordum lame ve dore. Şu kadının saç renginin dore olduğunu ve şu ayakkabı ve çantanın lame olduğunu öğrendim. Belki de ben de yeni duyuyorum hocam bu arada. Bunu işte bu konuya hiç girmeseydim ya da hiç araştırmasaydım bunları hiç öğrenmeden ölecektim belki. ve alttakiler fuşya taba böyle yüzlerce renk var ve inanın var ya 10 yaşındaki bir kız çocuğunu çağırın gelin saç rengini biliyor. Sordum çünkü. Şu renk neydi dedim. O yüzden erkekler renk konusunda iyi değiller. O da işte X kromozomu ile ilgili. O da deneysel ispatlanmış. Bunun dışında tam hep erkeklerde şey demeyelim. Erkeklerin de işte üç boyutlu düşünme gibi özellikleri var. Yani kadın ve erkek birbirini tamamlayan oluşumlar. Mesela kadınlara deyin ki üç kişilik bir yemek yap deyin. Üç kişilik çok güzel bir yemek yapar. Ama bin kişilik bir yemek yapın deyin beyni yanar. Çünkü hiç onu hiç düşünmemiş, hayal etmemiştir. O yüzden tüm aşçılar erkek olur. Çünkü yani hemen işte 10 çuval şey getirir, pirinç getirir, pilav yapacak diyelim. Onu kafadan hesaplar. Ya ben de bazen küçük şeyler yapıyorum. Çok kolay tutturuyorum. Yani o yüzden kadının bu algı şeyleri daha farklı. Yani ben şöyle demiyorum, şu yanlış anlaşılmasın. Kadınlar şöyle eksik yarım ya da erkekler eksik yarım demiyorum. Bizim birbirimizi tamamlayan unsurlarımız var. Fonksiyonel farklılıklar yani. Farklılıklarımız var. O da işte evrimsel bunu açıklayabilirsiniz. Yani geçmişten gelen bazı şeylerimiz hayatta kalmamız için tasarlanmış. Kadın işte çocuğuna bakacak, annelik işgüdüsü olacak, erkek işte çalışacak, üretip gelecek. Tabii kadın da çalışacak, yanlış anlaşılmasın. Şimdi geçenlerde öyle bir şey dedim. Ya hocam olur mu ya kadını siz şey yapıyorsunuz falan. Hayır dedim, kadın da tabii ki çalışsın. Çalışmalı da. Katkı sağlasın ailesine, bütçesine, ülkesine. Annelik görevini birlikte yaparak. Tabii. Tabii ki. Ondan sonra bu oldukça önemli. Mesela erkekler kepçenin başına dizilirler, kepçeyi izlerler böyle kepçe orayı kazar. Sorun bakalım niye buradasınız diye cevap veremezler. Yani bir şeyleri yoktur ama orada bir hareket olduğu için. Yine bir deney yapılmış bu son bitireyim. Ondan sonra senin sorularını alayım. Kız ve erkek çocuklarının yanına böyle yanar döner top koymuşlar. Anneleri bunları kucaklarına alırken. Kız çocukları annesinin yüzüne bakarken erkek çocuklar o yanar döner topa bakmışlar. Çünkü erkek harekete odaklanır, kadın yüze. Çünkü kadın güzel bir yüz okuma sanatçısıdır. Sizin kızdığınızı, kızmadığınızı, mimiklerinizi çok iyi bilir, test eder. Ama erkek biraz
kabadır o yüzden. Yani analogtur diyebiliriz. Tabii. Yani çok kaba demeyelim de yani. Yok, evet tabii ki yok ama yani biz evet. Kendi kendimize yani tabii şey, içimizde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yani tüm bilgileri neredeyse öğrendik. Tabii ki bir de yaşlılıkta neler oluyor? Özellikle Parkinson, Alzheimer gibi durumlar ortaya çıkıyor ve beyin küçülmesiyle ilgili bir sorumuz var hocam. Beyindeki bu fonksiyonel farklılık yaşlılıktan mı kaynaklanıyor? Bir de beyin küçülmesini nasıl açıklarız diye bir sorumuz tabii, var. Tabii yani ben zaten bir hacim ölçümü yapan biri olarak tabii bizim de konumuz Alzheimer'la ilgili yayınlarımız var. Hı. Yine Parkinson'la ilgili yayınlarımız, çalışmalarımız var. Şu an basılan da var. Dergilerde, güzel dergilerde basıldı. Yaşlılıkta şöyle söyleyeyim, beyinde bir küçülme olduğu kesin. Bu kaçınılmaz son. Yalnız iyi bir şey söyleyeyim. Mesela rahibelerin beyinlerinin küçük olduğu, Alzheimer benzeri beyin görüntüleri elde edilmiş ama fonksiyonları kaybolmamış. Böyle bir araştırma var. Yani siz bu beyindeki az kalan nöron ve bağlantılarla siz bu işi idare edebilirsiniz. Yani siz derken ben de tabii yaşlanırsak hepimiz bunu idare edebiliriz. Yani bir şekliyle belki Alzheimer'a kafada tutabiliriz. O yüzden de sürekli kendimizi geliştirmemiz, okumamız, özellikle hareket, son yıllarda işte insanların hareket etmesi, hareket ettiğinizde ne olur? Oksijenlenme artar, kişinin duygusal durumu düzelir, terler, rahatlar, psikolojisi düzelir. Ondan sonra düşünür, hareket ederken birkaç şeyi düşünür. Bunlar tabii iyi şeyler. Egzersizin üzerine etkileri var. Bunlarla ilgili çalışmalar, deney hayvan deneyleri de var. İnsan çalışmaları da var. Tabii ama beynimizin küçüldüğü bir gerçek yaşlandığımızda. Bu beynin içerisindeki boşluklarda hacim artışı oluyor. Beynimizin bu girinti ve çıkıntıları daha da derinleşiyor. Özellikle bu bir şeydir, belirteçtir. Yani başlangıçta böyleyse bu aralar açılıyor. Parmağımla göstereyim. Ve beyin küçülüyor. Ama Einstein'ın da beyni 1200 gramdı. Biz ilk başta 1400 gram diye başladık. 1200 gram olsa da adam dünyanın daha iyisi. Yani bulduğu şeylerle, yaptığı işlerle. Kullanabilme kapasitesini artırmak. Şimdi korunmayla ilgili yani hastalık olduktan sonra mı ortaya çıkacak? Yani bunu şu anda mı başlamamız gerekiyor? Hastalık anında mı? Yani korunmayla ilgili neler yapabiliriz? Biraz önce aslında güzel değindiniz hocam. Tabii ki hareket dediğiniz. Hı hı. Bunu hastalanmadan önce veya işte yaşlılıktan önce yapılması gerekiyor. O yüzden spor çok önemli diyorsunuz. Evet. Başka nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Beslenme çok önemli. İşte kahvaltı yapma, sigara, alkol kullanmama, zararlı uyuşturucu maddeler vesaire. Ben şunu söyleyeyim. Sevdiğiniz insanların yanına gidin. Sevdiğiniz insanlarla paylaşın, dolaşın. Onlarla vakit geçirin. Sizi strese sokanlardan kaçın. Uzak hepimiz durun. En iyi 5 arkadaşımızın ortalamasıyız diye bir filozofun, sosyoloğun lafı var. Evet, evet. Evet, yani o yüzden demek ki iyi insanlarla bulunursanız tabii ki beyinde kendini ona göre hazırlıyor. Evet. Tabii yani dediğiniz çok doğru. Hasta olmadan bunlar yapmak lazım. Hasta olduktan sonra zor biliyorsunuz. Şeyde koruyucu hekimlik daha şeydir. Bir kişiye sigara içir başlatmamak çok değerlidir. Başladıktan sonra onu bıraktırmak zordur. Onun gibi yani kişi hasta olduktan sonra onun tedavisi, masrafı, ilaçları, bakımı, demansın durumu, derecesi, işte nörolojisi, şunu bunu tabii ki zor. Ama olmamak için ben kendim bisiklete biniyorum. Sürekli bisiklet kullanıyorum. Her yere bisikletle gidiyorum. Bunun dışında işte beni mutlu edecek insanlarla strese bakıyorum, o kişi beni strese sokacak, hemen kaçıyorum oradan. Çünkü biliyorum hayatımızda da bundan da kurtulamıyoruz, o da ayrı mesele. Çünkü niye? Stresörler o kadar fazla ki sınava giriyorsun, işte doçent oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Bir mücadele, hep bir koşuşturmaca. O kadar da oluyor yani. Son bir sorumuz daha var hocam. Özellikle zeka ile beyin arasında bir farklılık var mı? Bu doğuştan gelen bir kazanım mı, yoksa zekamız artırabilir miyiz şimdi hocam? Ne yapmamız gerekiyor? Özellikle öğrenciler için belki oldukça önemli bir soru olabilir hocam. Hindistan'da iki tane aslında çok güzel bir örnek var. Biri 2 yaşında, biri 6 yaşında bir çocuk, kurt çocuk diye dışarıdan bulunmuş. Bu çocuklar asla normal olmamışlar.
Yani az önce Romanya şeyini de verdim, örneğini de verdim. Yani bir kişiye şey yoksa, tamam paket halinde beynimiz doğuştan geliyor, 2 yaşına kadar 100 trilyon sinaps oluyor ama bir girdi yok. Yani dokunmuyorsun, sevmiyorsun, sosyalleşmiyor. Ondan sonra dolayısıyla çok önemli. Ya eğer boş bırakırsanız bu makinayı, bu iflas eder, çöker. Doğum anından itibaren 2 yaşına kadar bir kere sevgi, onunla ilgilenme, sosyalleşmesi oldukça önemli. Çok, çok önemli. Onun dışında... Bazen evden çıkarmıyorlar hocam. Yani 2 yaşına kadar, o yüzden diyorum, demek ki birazcık daha sosyalleşmesi tabii önemli. Tabii tabii. Onun dışında büyüklükle zeka arasındaki ilişkiyi söyleyeyim. Mesela mikrosefalilerde 1000 gramın altında beyinlerde iler derecede mental gerilik olur. Tabii ki ilişkili. Hatta işte evrimle ilgili çalışan kişiler de bunu söylüyor. Yani insan beyni 600 cc'nin üstüne çıktıktan sonra işte bu maymunsulardan ayrıldı falan diye biraz konuyu şey yapmayayım, dağıtmayayım ama o da büyüklükle ilgili konuşmak istiyorum hani şekli açıklamak için. Beyin büyüdükçe işte et yemesi, insanın ayaklarının üzerine kalkması, sebze meyve yemesi, et yemesi ve üzerine işte kültürleşmesi, koloniler kurması, medeniyetler kurması falan insanın beyninin gelişmesini sağladı. Evet, bu birazcık beyindeki aslında ensefalizasyon diyebilir miyiz? Evet, ensefalizasyon kat sayısı, vücuda oranı zaten bu da oldukça önemli. Kadınlarda mesela vücuda oranladığımızda erkeklere göre biraz büyük bile çıkabilir yani. Ne güzel hocam, yani çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer son bir mesajınız varsa hocam. Ben teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize, öğrencilerimize, üniversite lise öğrencileri olabilir. Veya diğer meslek sahibi insanlarımıza. Bunları da alalım, programımızı kapatalım. Şey diyorum, kullanın, geliştirin, gelişin. Yani kullanmazsanız körelir. Yani ve sevdiğiniz işleri yapın, sizi mutlu edecek işleri yapın, başarılı olun, insanları sevin, kendinizi sevin, barışık olun. Yani evrensel şeyler söyleyin. Ondan sonra artık teşekkür ediyorum ben çok de. Çok sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. 5 dakika gibi geçti yani. Evet, yani konu biraz güzeldi, ilgi çekiciydi, akıcıydı. O yüzden ağzınıza sağlık hocam. Evet, buralara kadar da geldiğiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür umarım ederim. Diğer konularda da biraz önce tam üzerinde konuşamadık. Yine sizleri burada misafir etme. Severek eğer şey olursa, talep olur ya da işte Kayseri halkımız ister, sorular sorarsa... Severek, yani ben okuduklarım, çalıştıklarım burada sundum. Beraber konuşuruz, izleyicilerimizle paylaşırız. Tabii. Tabii ki bilgi paylaşıldıkça artan bir hazinedir diyerek programımızı kapatalım. Teşekkür tamam. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyiciler, Akademik Bakış programının sonuna geldik. Yeni bir Akademik Bakış programında görüşmek dileğiyle. Bol sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.